Sayın Başkan, Sayın Genel Müdürüm, değerli müdürlerimiz ve kıymetli delegelerimiz, motor sporlarına gönül vermiş bütün misafirlerimiz, Türk otomobil sporlarının bugün tarihini büyük önem taşıdığını ve büyük bir dönüm noktası olduğunu bugünkü genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malum konuşma dakikamız 15 dakika. 15 saat olsa içimizdeki duyguları bugün anlatamayız. 15 dakikada size birçok proje, birçok bu spora gönül verdiğimiz, yapmak istediğimiz projelerimizi anlatmaya başlasam mutlaka ikinci, üçüncüsünde sırada yarım kalacak. Bu yüzden siz bu sporla ilgili nelerin ihtiyaç olduğunu, nelerin sıkıntı ve sorunlar olduğunu zaten birlikte delege ve kulüp gezmelerimizde birçoğunuzla konuştuk. Hepimiz bu konulara vakıfız. Tekrar aynı konuları burada sizlere sıkıntılarla, sorunlarla bahsedip bu vaktimizi bunda harcamak istemiyorum. Biz spora biraz daha ve otomobil sporlarına sadece motor sporlarındaki yapılacak aktivite ve organizasyonlarla kısırlı kalırsak bu spora gönül vermiş bir bizler gibi gönül vermiş kişilerin daha dışına çıkacağı bir genişlemeyi sağlayamayacağımızı düşünüyorum. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu bana göre çok büyük bir kurum ve çok değerli bir marka. Diyoruz ki içinde otomobil olan her şey, her konu, her mesele Türkiye Otomobil Sporları Derneği'ni ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Sadece en azından bu kısa vaktimizde yapabileceğimiz ve inandığımız bir projemizden ve bununla ilgili yön görüşmelerini yaptığımız bir girişimizden kısaca size bahsetmek istiyorum. Diyorum ki, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığımızla yapacağı anlaşma ve protokolle bizim ilkokul ve ilk eğitimden itibaren motor sporlarının bütün eğitim kurumlarında girmesini amaçlıyoruz. Nasıl bugün satranç turnuvası, nasıl voleybol ve halı saha maçları yapılıyorsa ilkokullarda, neden bizim motor sporlarıyla ilgili bir branş olmasın? Bunun olmasının önemini şurada vurgulamak istiyorum. Eğer içine gençleri almazsak, eğer aileleri çekmezsek, eğer yeni gelişecek gençlerin bununla ilgili önünü açmazsak, bizim her zaman yaşadığımız en büyük sorun, İnsanımızın bu spora bakış açısını değiştirememek, basınımızın bu spora verdiği önemi kazanamamak, aynı zamanda sponsorları çekememekle karşılaştığımız kaderimize tekrar teslim etmiş oluruz. Dolayısıyla ilkokuldan itibaren trafik kuralları, insana saygı, ileri sürüş eğitimi, otomobil, otomobil bilgisi ve bununla ilgili bir müfredatı ilk öğretimden itibaren vermeye başlarsak, bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız neden kurallara uyması, neden iyi otomobil kullanması, otomobili neden tanıması, bununla ilgili motor sporları merakı ve kabiliyeti olanlara bütün şehir ve bölgelerimizde yapılacak kaliteli tesislerle karting turnuvaları, bununla ilgili eğitimlerle başladığımız an biz işte o zaman hem aileleri hem çocukların kabiliyetlerindeki test etme ve seçmeleri hem iller arası, bölgeler arası ve Türkiye'de bu sporu yapabilecek gençleri seçme ve kazanma fırsatı buluruz. Tabii ki buradaki yetiştirdiğimiz gençler neye vakıf olacak? Ülkemizi en büyük amaçladığımız dünya, Avrupa ve dünya arenasında şampiyonlar yetiştirmeye bizi sürüklemiş olacak. İşte o zaman Avrupa'da nasıl bugün bir Kenan Sofoğlu bugün Türkiye dünya şampiyonluğuyla motosiklet federasyonuna ve motosiklet sevdalarına bir değer katıyorsa, neden otomobil sporlarına bizlerin yüzlerce binlerce milli sporcular ve bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızı Avrupa'ya göndermenin heyecanını hep birlikte yaşamalıyız. Bu heyecan bizi o zaman mevcut olduğumuz, gönül verdiğimiz bu spora çok daha değer verilmesini, sponsorların ve bütün insanlarımızın bu spora rahatlıkla yönelmesini sağlayacaktır. Ve bu spor yapanların çok daha değerli olacağına inanıyoruz. Kısacası
İlkokuldan girdiğimizde biz bu sporu sevilmesini sağlamakla kalmıyoruz. Trafik kurallarında ülkemizde günde 15 tane olay yerinde, 10 tane ise sonradan bir ay içinde hastaneden gelen raporlara göre 25'e tamamlanan insan hayatına mal olan bir sonuçla karşılaşıyoruz. Yani kısacası 25 insanımız her gün hayatını trafikte kaybediyor. Biz otomobil sporlarını sadece sporla sınırlamayıp bütün trafik, eğitim, otomobili kapsayan bir çerçevede baktığımızda işte o zaman bu sporun çok daha fazla değer kazanacağını, çok daha önemseneceğine inanıyoruz. Kısacası bizim bu işe gönül verdik ve çok konuda dert sahibi olduğumuz konular var. Tabii buradaki konuların önememesi, derecelerimizi ilgilendiren diğer bir husus ise malum kulüplerin desteklenmesi. Bunları biraz önce söylediğim gibi 15 saat anlatsam sığdıramam. Çünkü zaten federasyonun var olma sebebi kulüpleri desteklemesidir. Bu bir lütuf değildir, bu bir marifet değildir. Ben aynı zamanda Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllık bir federasyon tecrübemle bugün birçok branşın, birçok sporun hiçbir kulüplere külfet olmadan bir organizasyonun nasıl yapılacağını biz Motosiklet Federasyonu olarak kulüplerimize gösterdik. Cebinden bir lira çıkmadan bizim kulüplerimiz bu organizasyonları en üst seviyede, en kaliteli bir şekilde yapabiliyor. Benim de bir kulübüm var. Sizler de birçoğunuz kulüp başkanı ve yönetici ve delegelerisiniz. Dolayısıyla neden bizde motosiklette ya da diğer birçok branşta olduğumuz gibi desteklenerek yaptığımız organizasyonların daha kaliteli, daha halka ve medyada yer alacak şekilde yapmayalım. O yüzden bizim kulüplerimizin bu konuda kesinlikle desteklenmesini zaten canı gönülden inanıyoruz. Bunun da burada bir kez daha sözünü veriyoruz. Biz bu şekilde projelerin zaten sorumluluk olduğu için bir proje olmadığını düşünüyoruz. Kısacası motor sporları söylendiği gibi sadece bir yarıştan ibaret olmamalı. İçinde eğitimi, motor sporları, otomobil kültürü ve bunu kapsayan ülkemize milli sporcuların yetiştireceği ve ülkemizi dünya arasında temsil edecek sporcuların yetiştirme amaçlı bir hedefle yola çıktığımızda bu bizim için en büyük hedef olduğuna inanıyorum. Tabii bunun hepsinin gerçekleşmesi için ülkemizin, devletimizin ve ilgili birimlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu destek şu anda yaptığımız görüşmelerde bizim motor sporlarını hak ettiği değere getirmek için her şekilde arkamızda olduklarını ve ülkemizin bu sporu hak ettiği yere getireceğini teminatını kendilerinden aldığımız için buradan bir kez daha söylüyorum. Ekibimiz olarak biz bu spora gönül verdik ve bu sporda bu sporu yapan gözetmeni, hakemi, kulübü, kulüp başkanı, ilgili medyası ve diğer bütün motor sporlarını seven ve gönül veren herkesin artık ülkemizde bu sporun en üst seviyede geleceğini buradan bir kez daha söz veriyor. Siz değerli delegelerimize bugün burada olup bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu seçim hepimiz için ve motor sporları için, ülkemiz için hayırlı olur diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diyorum. Evet,